asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Koşu yerlerde sürünür, korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Oldu mu babacanlar ha? Yakıştı değil mi? Yakıştı, yakıştı. İşte yani. Üstü kaval, altı çadır tiyatrosu. Pantolon ne oldu? Ha? Pantolon nerede? Şimdi çıkıyor Hamza. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Bir şey. Oğlum verin işte şunu ya, tamam. Elinize, gözünüze sağlık. Tamam, pestil ettiniz. Ver şunu. Hah. Asker usulü ütümüz de tamam. Evet. Oğlum bu niye böyle ya? Bak ortası dümdüz, yanları bumburuç. Ortaya ben oturdum, işi biliyorum, fark orada. Bence o fark kilodan. Yani. İyi dedik kanka. İlla şu mutlu günde tadımı kaçıracağınız yani. Hop geldim abinin. Ay karadı ulan. Oo, bayağı fiyakalıymış ha. Lan nereden bunu alıp da rica ettin sen? Yabancı değil mi abi? Bizim şey Ayduri var ya onun. Ha, haberi olacak. Ha iyi. Oğlum papaz olmayalım sonra. Ne de olsa. Aha ayı Nuri. Bayağı ayı. Ya ne oluyor ya, ne oluyor? Ya kardeşim ben bir sabah şu askeriyede uykumu alamayacak mıyım be? Yat be yat. Fazla konuşma. Ha yatacağım. Kardeşim yatırmıyorsunuz ki. Ne oluyor ya? Ne var abi? Düğün mü var be? He, Hamza Ali Sistemeci değil ya. Hmm. Ben değil mi? Gidiyorum değil mi? İdam. Hadi hadi, korkulacak bir şey yok. Tak şunu boynuma. Nasıl korkulacak bir şey? Bunu gel böyle sok gözüme. Sonra korkulacak bir şey yok. İdam şeysi gibi. Vedat. Gel gel. Ne var abi? Gel bir ya. Ne oluyor lan babacanlar? Hizmet takımından. Sevgili Hamza abimize. Babacan, bu ne böyle ya? Nişan yüzüğü. Ufak bir hediye. Bunu Lize verirsen bizi çok mutlu edersin. Ya babacanlar, ben size ne diyeyim ki be? Ulan hepinizi çok seviyorum ha. Yarın bak. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Çarşıya çıkacaksanız acele edin. Tayyip yüzbaşı nöbetçi. Koşun koşun, fırça yemeyelim. Hadi, hadi gidelim. Tayyip yüzbaşı. Geçen gün ben de. Çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Sabah sabah bu kadar hareket vücide fazla ya. Yapmayın. Hadi. Cafer. Kadri. Enver. Ergün. Bu saçla çıkamazsın. Hemen kestirsem komutanım. Olmaz.
Geri git üstünü değiştir. Emrediniz komutanım. Şşş bana bak. Ulan bu Tahir Yüzbaşı şimdi bana da kafayı takıp çıkarmazsa. Ha? Ya bugün hiçbir şey ters gitmeyecek Hamza, merak etme. Vallahi bak elim ayağım titriyor yemin ediyorum ya. Korkma abicim korkma. Dün gece Gökhan Tosun'da ben, üçer kulvalla bir de elham okuduk senin için. Canım, amin. Şşşş. Hamza! Hamza Dalı Pınar Erzurum, evlenin komutanım. Evlenmeyi emredin komutanım. Al, al şunu hadi. İzin kağıdı. Sağ olun komutanım. İlla bir arızalık yapacaksın değil mi? Aferin. Bak ne güzel olmuşsun böyle tertemiz. Adam oluyorsun. Sağ olun komutanım. Hepsi bu kadar komutanım. Dinle burayı. Merkez komutanlığından yazı geldi. Geçen yaz yaşanan menfi olaylar sebebiyle çarşı izinlerindeki kontroller daha da sıklaştırılacak. İzinde askere yakışmayacak davranışlarda bulunanlar, garnizonu terk edenler, izinden geç dönenler çok ağır bir şekilde cezalandırılacaklar. Benden söylemesi, ayağınızı denk alın. Hadi, hepinize iyi izinler. Sağ ol! Yani illa şu güzel pazar gününü alayda geçireceksin, değil mi Levent? İşim fazla uzun sürmez komutanım. Sadece kantin hesaplarını kontrol edeceğim. Pazartesi günü yapsan olmuyor mu? Kaç zamandır erteliyorum zaten komutanım. Bugün bitireyim de kurtulayım şu işten. İyi tamam, bize ekmezsin umarım. Yok komutanım, olur mu öyle şey? Geleceğim, söz. E hadi bakalım, göreceğiz sözünü. Kolay gelsin sana. Sağ olun komutanım. Bunlar benden bu kadar mı korkuyorlar ya? Sakin ol, sakin. Gözünü çıkaracaktın neredeyse. Hadi geç bakayım. Gel Naci. Getirdin mi faturaları? Getirdim komutanım. Defterin arasında hepsi. Ver bakayım. İyi tamam, bir sandalye çek otur da bitirelim şu işi. Burası seninle ilk geldiğimiz yerdi, değil mi Hamza? Öyle bir yer. Evet, bilmem. Öyle mi? Aşk olsun Hamza. Hatırlamıyorsan. Yok canım. Hatırladım. Kusura bakma Alice. Vallahi ben biraz saçmalıyorum ama bugün bayağı bir saçmalayacağım. Çay? Ben Türk kahvesi alacak. Ben de Türk kahvesi istiyorum canım. Tamam. Biri orta şekerli, diğeri çok şekerli. Hadi canım. Canım benim. Ezberlemiş benim nasıl içtim. Teşekkür ederim. Liz canım. Şimdi ben hani seni havaalanında uğurladım ya. Şimdi uğurlarken biraz konuştuk. Sanki ben bir şeyler dedim ha? Evet. Sen güle güle çabuk gel dedin. Evet. Çok anlamlı şeyler demişim de, o değildi ama sanki öbür küsü hani, ha? Annenlere selam söyle dedin. Ben çok şey demişim ya. Bak, tamam ben dedim dedi değil mi? Ha? Şimdi ama sanki ben sana bir şey daha demiştim. Bak. Abi kepletmiş çay, öyle tüp ne lan? Allah koy! Ver anasını satın. İkişer tane daha ver. Bir süre daha buraya uğrama. Şekerimiz var çok şükür. Allah'ım tüp bitmiş ya. Koy onu da. Evlendirme dairesine mi geldik, çay bahçesine mi? Belli değil, belli çay bahçesi. Liz. Liz, ben sana bir şey diyeceğim. Ama nasıl diyeceğim? Ben de sana bir şey diyeceğim Hamza. İyi. Hadi bir önce sen bir açılalım. Bak, ben sana dedim, biz saklamayacak hiçbir şey birbirimizden diye. Ben biliyorum, sen üzülecek. Ama söylemem lazım. Liz, beni korkutma bak. Hamza, annemler bana kızdı. Sen yabancısın diye. Evlenme diyorlar.
Beni istemiyorlar, öyle mi? Ben çok üzgün. Ama onlar seni tanımıyor. Ben seni istiyor. Onlar no problem. Ben senin yanında kalacak Hamza. Hepsinin de verdiğini. Olacak o kadar. Karşında koskoca Ludwigshafen şampiyonu var. Ludwigshafen şampiyonu. Ah bilmiyoruz ya abicim. Salla. Eski bir Alman atasözü vardır. Nazar etme ne olur. Çalış senin de olur. Hadi atacaksan at sen de. Atacaksın bu karnısı kafana. Dur be Seyfim be. Uğurlu topum geldi. Ya, abicim büyük o topun delikleri. Yani niye inat ediyorsun? At şu karpuzu. Atmıyor bu karpuzu. Pembedir abiciğim, pembe. Bu bana yeter. Bismillah. Başcağızını devirdim. Ha gayret kar topu kaldı 9 tane. Ya Kerim Aslı hemen burada. Komutanım nasılsınız? Hay Allah. Burada da mı siz? Gelin beraber oynayalım komutanım. Yok yok. Biz Kerim Hanım'la birlikte geldik. Oynayın siz. Komutanım bu 10 numara size birazcık küçük değil mi? Yok. İyi bu. Neden küçük olsun ki? Hem sen kendi işine baksana manyak herif. Bir de alıp denesek beyefendi. Belki o zaman çıkarabiliriz parmaklarınızı. Siz beni başkasıyla karıştırdınız galiba. Benim parmağım falan sıkışmadı. Gülmeyin. Gülmeyin. Yakarım çıranız. Hem saat kaç? He? Saat kaç? Kim bilir kaç? Dönsenize siz alaya artık. Manyak bu. Oo, daha 2 saat daha var. Erkeği yolladı Bahriyak herif. Daha 3 tane daha oynardık be. Şeytan dedi ki Bobbing topu al kafasına indir. O şey karpuzu. Yok pembeyi. Aslında iyi oldu ya. Bileğim vardı zaten vallahi. Alo, bir olay haber vermek istiyordum. Aynı. 754 lira 40 kuruş eksik. Naci, bütün alacaklarını topladığından emin misin? Bir terliksi vermemek için direndi ama dün ondan da aldım. Ben size kaç kere birbirinize taktığınız o saçma sapan lakapları benim yanımda kullanmayın dedim. Emredersiniz komutanım. Naci bu işi ne yapacağız? Eksik var. Bilmem. Bilmem ne demek ya? Sen bilmezsen kim bilecek Naci? Naci, madem hesap kitap tutmayı bilmiyorsun, ne diye kantinci olmaya kalkıyorsun oğlum? Verdiğim çayları sayıyordum ama komutanım. Naci, ben sana 750 lira açık var diyorum. Sen bana verdiğim çayları sayıyordum diyorsun ya. Komutanım, özür dilerim. Ah be Naci, keşke özür dilemekle iş bitse. Neyse, o
parayı yerine koyacağız da nasıl koyacağız onu bilemiyorum. Tamam, tamam. İyileşecek babaanne. Tamam. Hadi ağlama sen artık, merak etme. Bu zavallıcık tek başına mı kalacak burada? Hastaneye götürsek daha mı iyi? Polis de kalsın, anne sposu gelir alır. Allah Allah! Kadının ne telefonu var ne adresi. Nereden bulacağız bu çocuğun anasını babasını? Her şeyi polis yapsın. Vallahi sizin işiniz de zor ya. Ne diyeyim, Allah kolaylık versin. Ya hiç sormayın vallahi. Bir günde kaç tane olay oluyor bilemezsiniz. Sayımız belli. Zaten zor yakalıyoruz. Biz yakalıyoruz, onlar salıyor. Biz yakalıyoruz, onlar salıyor. Ya muhabbeti bebek isteme beyler ama yarım saatimiz kaldı. Biz hafif hafif dönsek diyoruz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Nasıl yani? Ya kadın baygın. İfadesini alana kadar sizi bırakamayız. Hayda. Ya biz yardımcı olduk. Yani hırsız olsak niye başında duralım? Kusura bakma arkadaşım. Memlekette öyle yüzsüz soyguncular var ki ben ne bileyim onlardan biri olmadığınızı. Bırakırsan benim başım yanı. E iyi de askeriz biz. Yani birliğe geç kalırsak bizim başımız belaya girer. Dedim ya, elimden gelen bir şey yok. Buyurun. Tabii, ne yapacağız be ya? Yapacak bir şey yok. Daha doğduğu gün belliydi gözlerinden anne. Benim gibi zeki oldu. Hadi inşallah bu erken kutulayacak herhalde ha? Ne dersin? Nasıl, ben 4 yaşında mı konuştum? Bak anne bunu her yerde söyleme, bozuşuruz ha. Baba ne olur. Neye ne olur kızım? Aklın fikrin gezmede tozmada. O saatte konsere yollayamam seni. Ama baba bütün arkadaşlarım gidiyor. İyi ya. Arkadaşların anlatır sana konserin nasıl olduğunu. Hiç gitmene gerek yok. Ya baba okullar kapanıyor, derslerim iyi, üniversite sınavı bitti. Bırak da eğleneyim biraz. Bitti de ne oldu? 2 milyon öğrenci giriyor sınava. Sanki hepsini alıyorlar da. Ülkenin eğitim sistemini ben mi düzelteceğim? Sınava girdim, gerisi için elimden bir şey gelmez. Baktın mı cevaplarına? Hayır, ne işin olur? İnsan kaç tane yanlışım doğrum var diye bakar ama umurunda mı senin? Ya baba bir ay sonra öğreneceğiz nasılsa. İşte bu tavrından dolayı seni göndermiyorum konsere. Tamam tamam. Vallahi bakacağım. Söz. Doğru yanlış sayılarında hile yapmaya kalkma. Anlarsam sonu kötü olur. Ya abicim, Tahir Yüzbaşı kabak gibi oyacak bizi. Artık kurtuluşumuz yok yani. Abi benim güzel polis abicim. Canım abim. Ya sen bizi şu minibüsle alaya götürüversin. Ya bile bile oldu desin. Orada zaten nereye kaçacağız be ya? Anlıyorum derdini asker kardeş. Ama sonra üstlerimde bana niye saldın diye fırça atarlar. Ya güzel abicim saldıya yok ki. Alayda zaten biz hepten hapsiz be ya. Abicim tamam, yorma kendini. Bırak, görevini yapıyor. Yapacak bir şey yok. Geçen akşam bir ihbar geldi. Bir evin tekine hırsız girmiş. E gittik. Ev sahibi açtı kapıyı. Yo, uyuyorduk dedi. Biz de herhalde yanlış geldik diye geri döndük. Meğer kapıyı açan hırsızmış. Ya sonra çok başımız ağrıdı tabii. Nereden aklına gelecek? Ulan bu o! Ne oldu? Motosikletteki şerefsizlerden biri. Ha. Dur lan! Durun! Kanun namına durun! Çocuğu merkeze götür, benden haber bekle, tamam mı? Evi misin o mu? O işte oğlum, elinde çanta var, görmüyor musun? Durun! Lan ben ne yapacağım beni? Polis durdur be ya! Ya koş, yakalayalım işte! Farkında vardı. Şşş, beyler, birbirimizden ayrılmayalım. Tamam.
Ben bittim beyler. Yok abi. Burada. Ne var? Kaçırdı ki telefi. İt senin babandır. Yo, korktunuz mu parlak çocuklar? El alemin derdi sizi mi gerdi lan he? Nasıl çıkacaksınız ulan şimdi buradan? Geldiğimiz gibi yürüyerek. Asıl siz nasıl çıkacaksınız? Bak hala daylanıyor. Haberi edeceğiz Ferit. Levent Üstemen'in dediklerini hatırla. Şişt beyler bıçaklara dikkat. Levent Üstemen ne dedi ki? Ya söylesenize. Ne? Sesin kesildi bakıyorum. Sarı çocuğum. Dünya kupasını kim alır? Ne? Korkudan ne diyeceğini şaşırdı yavrucak. Cevap ver kim alır? Brezilya. İyiler ama... Oy gitti takımlar. Ha? İtalyanlar iyi defans ediyor. Zeydi Cüzbaşı burada olaydı, beni de gurur duyardı. Kadri dikkat! Burada yanı yakarım ona göre! Teşekkürler Fatih abi. Of ya, pazar günü uğraştığım şeye bak. Ah baba ya, beni de askeri sanıyor. Vallahi Muzaffer amca yerden göğe kadar haklı. Bir hafta oldu, yine bakıyorsun sonuçlara. Ya zaten hesaplayıp haber vermeyecekler mi? Sınav bitti, benim işim bitti. Ya insan nasıl bu kadar rahat olabilir anlamıyorum. Yani hiç mi heyecanlanmıyorsun? Aman, almışımdır işte bir şeyler. Açıkta kalmam, merak etme. İyi pazarlar. Merhabalar. Nasılsınız kızlar? Nasıl olabilirim? Pazar günü sınav sonuçlarıyla uğraşıyorum. Ne sınavı? Üniversite. Ha. Ya kardeşim olacak şey mi be? Millet dışarıda gezip tozuyor ya. Hah, aynen öyle. Suzi, istersen sana yardım edebilirim. Nereden çıktı şimdi bu yardımseverlik? Hiç oralarda değilim. Hem senin işin çabuk bitmiş olur hem de ben biraz dinlenmiş olurum o kadar. Ya sabahtan beri mıntıka yapmaktan belim ağrıdı ya. İyi, hadi bakalım. Ya ulan şu an buraya kadar geldiğimiz yeter, daha kim görecek bizi? Yetmez yetmez, otellik hayvanat var ya, bunların kokusunu alıp dadanır başımıza. Ulan bütün birliği doyuracak yemek var buraya. Dadanırsa dadansın. Olmaz, hepsi benim. Uy. Tamam tamam, yarısı da sen al kızıma. Oh ne güzel, sıcak sıcak. Tosun şu an ne yapıyorsun buraya? Gidin başımdan. Yalnız kalmak istiyorum ben. Ne oldu lan Tosun? Niye ağlıyorsun? Ulan evden kötü bir haber mi geldi yoksa? Kantin hesaplarında açık var. Kaç para? 750 lira. Anam! Ne ördün lan? Uy! Nasıl oldu ulan uşağın? Bilmiyorum. Hayatımda kimsenin malına yan gözle bakmadım ben. Fakirim. Ama namusumla yaşarım ben. Çok ağrıma gitti. Çok. Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Ne zamandır bu serserilerin peşindeydik. Sizin sayenizde mahalleli artık rahat edecek. Vallahi asıl Allah senden razı olsun. Gelmeseydin bıçağı yiyordum böğrüme. Ya memur bey müsaade etseniz de biz gitsek. Çok geç kaldık. Aa teyze ayaklanmış. İyi misin teyzeciğim? İyiyim evladım iyiyim. Allah sizden razı olsun. Sağ olsun delikanlılar koşup yardımıma geldiler. Çantam bu mu teyze? Bu evladım bu. Kaybolsaydı kahrımdan ölürdüm vallahi. Say bakalım paranı, eksik var mı? Para mı? Ne parası evladım? Para gitse en fazla aç kalırdık. Bu çantanın içinde şu yetimin en değerli hazinesi var. Oğlum yüzbaşıydı. Görev başında şehit oldu.
Bugün törene gittik. Onun adına torunuma verdiler madalyayı. Oğlumu kaybettim, ölmedim. Ama bu madalyayı kaybetseydim, yaşlı yüreğim buna dayanmazdı. Allah sizden razı olsun evlatlarım. Üzülme teyze. Bak, bu delikanlılar da askermiş. Oğlun nasıl çakı gibi askerler yetiştirmiş memlekete gör. Evlatlarım benim. Allah size uzun ömür versin. 86 B. B mi? O da mı yanlış kız? O da mı yanlış? Evet. Nasıl bu kadar hata yaparım ya? 87 C. Bu doğru. Hadi iyisin yine. Ne iyisi ya? Toplasan 20 tane doğru yok. Bak şuna. Kendin yapamadın, asker abini mi meşgul ediyorsun? Yardımcı oluyordu. Sen dedi valla. Sağ ol evladım. Bunun tek başına yapacağı yoktu zaten. Sen şu benim arabamla izine gitmeye çalışan asker değil misin? Vedat Yemişçi, İzmir. Sanırım oyum komutanım. Kaç tane yanlış çıktı? Konuşsana kızım, kaç tane doğrun var? Komutanım, ben cevap verebilir miyim? 20 tane doğrusu var. Ne? Sadece 20 doğru mu? Ya baba, nasıl oldu bilmiyorum. Cevapları kaydırdım herhalde. Çok iyi geçmişti. 20 doğru ha? Oturup çalışacağına gezip tozarsan böyle olur. Baba vallahi. Bundan sonra ne gezme var ne tozma var. Oturup çalışacaksın, anlaşıldı mı? Gözüm görmesin seni. Aa, baba vallahi iyi geçmişti ya. Gel Ahmet. Akşam içtimasını kaçta alacaksınız diye sormaya geldim komutanım. 5:30'da alırız. Çarşıya çıkanlar üzerlerini değiştirsinler. Ortalıkta öyle sivil dolaşan kimse görmek istemiyor. Emredersiniz komutanım. Dönmeyen var mı? Şey komutanım, 4 askerimiz henüz dönmedi. Nedir bu sizin bölümün başı bozukluğu Ahmet? Sabah özellikle zamanında dönün demedim. Haklısınız komutanım, dediniz. İsimlerini yaz bırak şuraya. Eğer içtimaya yetişemezlerse yoklamada firar göstereceğim. Emredersiniz komutanım. Bele koş. Koşuyorum. Hadi Melek. Ya tamam, ne yapayım? Nesini oynuyorduk komutanım? Aman tamam, iyi ki yeniyorsun. Anladık. Ne istiyorsun söyle. Yenersen benim bölüğün eğitim programına torpil istiyorum. Vay vay vay, ne torpiliymiş bu bakalım. Bu ay sonunda idari denetleme var. Binaların bakıma girmesi gerekiyor. Önce yen de. Hadi Melek. Ayıp ama, konuşuyordum. Aa, koskoca Fırtına Levent mızıkçılık mı yapıyor? Peki başlayın bakalım. Siz yenerseniz ne istiyorsunuz? Yemek değil Levent, ona emin ol. Her seferinde oyalayıp duruyorsun. Artık istemiyorum. Komutanım, istediğiniz yemek olsun. Bu aralar alayın yemekleri bayağı güzel çıkıyor. Ben Fiyat'a çift çarşı izni istiyorum. Melek, kendine gel. Tamam ya, şaka yaptık. Biz kazandık. tabii biz kazanacaktık. Neredesiniz be oğlum? Tahir Yüzbaşı küplere bindi. Eyvah, yandık. Çabuk gidin çabuk. Firarınızı yazıyorlar. Abi ne edeceğiz be ya? Tahir Yüzbaşı şimdi biz başımızdan geçenlere de inanmaz. Anlatmayacağız zaten. Niye? Abi görmedin mi, insanlar bu ülke için analarını babalarını çocuklarını kaybediyorlar. Biz burada kebaptan askerlik yapıyoruz, oh be. Ben anlatamam Nevin teyzenin hikayesini mazeretle, ciddiyim. Al benden de o kadar. Burnumun direği sızladı vallahi. Zaten Tahir Yüzbaşı her halükarda verecek o cezayı bize. Bari gururumuzla katlanalım cezamızı. Bana uyar. Tamam. Biraz daha dövedik, kaşığı kırılsın be. Eyvallah. Hadi, buyur. Gel. Gelin bakalım serseriler. Ferit Tekin, Seyfi Sarsılmaz. Postayla yazıcı. Levent İsteğmen sizi bu kadar şımartırsa siz de kimseyi takmazsınız tabii. Ben sabah zamanında gelin demedim mi size? Ha? Dediniz komutanım. Ne halt etmeye bu saatte geldiniz o zaman? Ha? Sen koşuyordun değil mi sen? Söyle bakalım, niye geç kaldınız? Saati unutmuşuz komutanım.
Bir saat geç kaldınız serseriler. Dingo'nun harı mı burası? Sen söyle. Dingo'nun harı mı burası? Ben Dingo'yu tanımıyorum komutanım. Dalga mı geçiyorsun sen benim? Komutanım, bu asker Almanya'dan yeni geldi. Türkçe'ye tam uyum sağlayamadı daha. Serseriliğe uyum sağlamış ama. Disiplin koğuşuna at bunların hepsini. Ne dediğimi duydun başçavuş. Emredersiniz komutanım. Mahkemeye vereceğim bunların hepsini. Bütün alay bunların serseriliklerinden bıktı artık. Ne sırtıyorsun yine pişmiş geldi. Sinirlerim çok bozuldu çok. Nerede Suzi, gelmedi mi daha? Babasının yanındadır, fırça yiyordur. Oh canıma değsin oh. Ben onun yüzünden az mı azar işittim. Şimdi yesin fırçayı da aklı başına gelsin inşallah. Bana bak, ne atlar karışıyorsun yine sen Vedat? Hiç. Vedat yemiş çiklesi işte her zamankinden. Cevaplarının hepsini kafadan attım. Çok hainsin Vedat. Muzaffer amca nasıl kızdı? Ya Suzi duyarsa öldürür seni. Beni niye öldürüyor canım? Cahil bir askerim ben ya. Cevapları okurken şaşırmışım. Bu kadar. Şaşırmış mısın? Suzi, bu Vedat var ya, sırf babandan azar işitesin diye bütün soruların cevaplarını yanlış okumuş sana. Vedat, bak her şeyi yapabileceğini bilirdim ama bu nasıl bağırdı bana biliyor musun? Üzerinde havai gömleği, albayın arabasının içinde yakalanınca nasıl bağırıyorlar sen onu biliyor musun? Yani bu sefer kantinin topuzunu kaçırdım vallahi. Benim hiçbir suçum yok. O uğraştı benimle. Vedat yemişçiyle uğraşırsanız böyle olur işte. Ha? Ya siz ne şapşal adamlarsınız ya. Tahir Yüzbaşı'nın nöbetçi olduğunu bilmiyor musunuz? Ne demeye geç kalıyorsunuz ki sanki? Kusura bakmayın komutanım. Sizi de üzdük. Ya beni her dakika üzüyorsunuz zaten çocuklar. Ben buna alıştım. Size yazık değil mi? Daha yeni emir geldi. Mahkemeye verecekler. Bir ay hapis cezası yatacaksınız. Bir ay çocuklar, ömrünüzden bir ay gidecek. Yazık değil mi ya? Üzüldüğümüz o değildir be komutanım. Bir ay gelip geçer. De şimdi bizim yüzümüzde Levent Üsteğmen'le size laf edecekler. Biz o da üzülürüz. Ah be çocuklar. Ah be çocuklar. Bir akıllanamadınız gitti be. Ya hepiniz pırlanta gibi çocuklarsınız. Bunu bildiğimiz için sizlere yumuşak davrandık. Ama galiba hata ettik. Teşekkür ederim. Ya bugün için kusura bakma Levent. Ne oldu komutanım? Ya affedersiniz Deniz. Melek bazen ne dediğini bilmiyor. Dert etmeyin. O daha çok genç. Ferit'le de birbirlerini seviyorlar. Benim de hoşuma gidiyor aralarındaki sevgi. Vallahi hatta göze görülür bir düzelme bile var Ferit'te. Ama aramızdaki arkadaşlığı kullanarak Ferit için izin istemesi açıkçası beni rahatsız etti Levent. Dert etme. Zaten böyle bir izin vermeyeceğim. Biliyorum. Biliyorum da yine de hoş bir durum değildi. Neyse. Bu lafın ucu bana da dokunuyor galiba biraz. Ben de sizden eğitim programı değiştirmenizi istedim. Aşk olsun Levent. Yani hiç bunu düşünerek söylememiştim. Hem biz arkadaşız. Yani bana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin? Değil mi? Sevindim. Çünkü şu anki eğitim programı beni gerçekten çok sıkıştıracaktı. Anlayacağınızı biliyordum. Anlıyorum tabii. Hoş geldiniz. Ne aldınız? Beyaz şarap. Beyaz şarap olur. Tabii efendim. Ha ne diyordum? Anlıyorum tabii Levent. Dert etme. Zaten böyle bir değişiklik yapmayacağım. Siz nasıl emredersiniz komutanım? Bak ya, yine komutanım dedi. Ay, nasıl yendik ama seni?
sessizliği var bu koğuşta be? Hamza abi, Liz yenge seni bayağı yormuş galiba bugün. Sesin solun çıkmıyor. Uğraşma Vedat, keyfim yok. Hayırdır abi? Anladık, tamam. Neşesizsiniz. Uy başımıza gelenler, haberi duydunuz mu uşaklar? Ne oldu? Genel yas mı ilan edilmiş? O ne çiğ ulan? Ya bir şebeklik yapma ya. Ya bir şebeklik yapma ya. Yok, herkes pek bir sıkkın da. Tahir Yüzbaşı bizim çocukları çarşıdan geç döndüler diye disko yapmış. Kimi? Kadri, Seyfi, Ferit, Kartopu. Ne ediyor Hamza? Ne bileyim babacan ya. Allah yardımcıları olsun. Gidip şunlara bir bakalım, ihtiyaçları falan vardır ha. Şşt olsun. Nesi var Hamza'nın? Günah vallahi. Geldiğinden beri böyle. Of. Burada evimiz gibi oldu be. Sürekli girip çıkıyoruz. Seyfi. Ne diyorsun? Bir ay verirler mi harbi dedi. Verirler. Geç kalmanın cezası bu yani. Firari sayıyorlar. Belki Levent Üstemen affettirir bizi ha. Hangi birini affettirecek ki? Zaten yeteri kadar göz yumuyor yaptıklarımıza. Abi ben de en çok ona üzülüyorum ya. Şimdi nasıl bakacağız Levent Üstemen'in yüzüne? Onu anlatalım bari neden geç kaldığımızı. Hiç olmazsa nedenini bilsin. Hayır abi olmaz. Bir iyilik yaptık ya. Bunun arkasına sığınarak af dileyemem ben. Doğru söylersin be ya. Bir işe kalkıştık bari şerefi biz de sonuna kadar götürelim. Şşt! Ula uşağım, yine ne halklar karıştırdınız ya? Aman be abicim, bir de size mi anlatacağız şimdi? La oğlum, zamanında gelsenize ya. Tahir Yüzbaşı'nın ne kadar dengesiz bir insan olduğunu bilmiyorsunuz mu ya? Boş ver. Attı balık yan gider abicim. Hem daha önce yaptıklarımıza sayıyorum. İyi de ben hiçbir şey yapmamıştım ki. Yapsaydın, yapma bu dedik. Ya bırakın şimdi bizi. Liz ne dedi Hamza? Selam söyledi hepinizin. Ulan, onu sormuyoruz be. Şşt Hamza. Yüzüğü beğendin mi yüzüğü? Yok. Ben veremedim. Veremedin mi? Niye? Şşt Hamza abi. Bozuşluk deme sakın. Yok demeyeceğim babacan. Ya. Şimdi sırası değil. Sonra konuşuruz ya. Ne yapıyorsunuz siz orada? Dikkat! Ne işiniz var burada? Ha? Vedat Yemişçi İzmir. Geçerken arkadaşlarımızın hatırını sorduk komutanım. Hatırlarını sormak sana mı kaldı? Adamlar cezalı. Tabii ya. Askeri kurallardan size ne? Yat! Sürün! Hepinizi adam edeceğim. Göreceksiniz. Günaydın komutanım. Günaydın. Hayırdır geç kaldın Levent? Akşamdan mı kaldın yoksa? Vallahi ben geldiğimde siz yoktunuz komutanım. Gittim atış alanını bile kontrol ettim. Ya bir gün de senden erken geleyim şuraya. Çok erken kalkmanız lazım, çok. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Kerim, şunları bir kontrol et. Emredersiniz komutanım. Ha, bu arada Ferit'le Seyfi nerede? Görev falan mı verdiniz? Haberiniz yok mu komutanım? Neden haberim yok mu? Komutanım dün çarşıdan geç döndükleri için Tahir Yüzbaşı, Ferit, Seyfi, Şakir ve Kadri hakkında tutanak tutturmuş. Disiplin koğuşundalar. Hadi be oğlum girdin çıkmak bilmiyorsun. Ya çıkıyorum patlama ya. Rütbeli biri gelecek sonra benim başım yanacak. Ya yanmaz. Allah Allah boşver almaya geldi dersin. Bu da bir dengesiz gıcık. Ya söyleseydiniz ya madem şu sebepten dolayı geç kaldık diye komutana. Evet ya. Yok abicim yok. Bu sefer değilse cezamızı çekeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Çekeceğiz abicim çekeceğiz. Yok öyle yan çizmek. Yan çizmek değil de ne bileyim ben.
Hadi hayırlısı olsun. Ferit. Ferit. Melek Hemşire'nin sesi. Sen yine Ferit. Üzülme, bir şey olmaz. Ya bir ay hapis yatacakmışsın Ferit, nasıl üzülmeyin? Ne yapalım? Kaderde varsa çekeceğiz. Altı üstü bir ay. Niye geç kalıyorsun ki? Ya senin hiç başın dertten kurtulmayacak mı Ferit? Melek lütfen, anlatacağım ben sana sonra. Sonra anlatacağım. Ya hep bir bahanen var zaten. Seni sevenleri hiç düşünmüyorsun Ferit. Melek lütfen. Bak biri görecek şimdi, azar işiteceksin sen de. Artık dayanamıyorum Ferit. Ya her gün kazasız belasız askerliğini bitireceksin diye gün sayıyorum ben. Ama her dakika bugün nasıl bir belaya bulaştı diye düşünmekten, endişelenmekten sıkıldım artık, yoruldum. Üzgünüm. Tek diyeceğim bu mu? Üzgünüm. Hani bana söz vermiştin Ferit, belaya bulaşmayacaktın. Umarım bu sefer hapis yatmazsın Ferit. Umarım bu sefer de bir şey bulursun ve kurtulursun. Ve umarım bundan sonra akıllanırsın. Çok güzelmiş. Evet. Gönderen Naci Tosun. Bakalım bizim Tosun Paşa neler saçmalamış. Tosun Paşa yok. Tosun Paşa yok. Çok sert bir askersin Kerimciğim. Evet evet öyleyim. Anacığım, sana kötü haberim var. Kantinci oldum demiştim ya. Hesapları karıştırdı senin bu salak oğlun. 750 lira açık var. Ama sakın ben aldım sanma. Senin bana öğrettiğin gibi acımdan ölsem bile haram yemem. Evlenirsem başlık parası yaparız diye sakladığım bilezikler vardı ya. Onları satıp parasını bana gönder. Özür dilerim ama bu parayı yerine koyamazsam kahrımdan ölürüm. Merak etme. Geldiğimde gece gündüz çalışır, yerine koyarım bilezikleri. Seni seven evladın Naci. Komutanım, Nizami'yi kontrol edelim. Siz iyi misiniz komutanım? İyi miyim? Sen ne diyordun başçavuşum Ahmet? Nizamiye kontrol edilip eksik malzemelerin listesi çıkartılacaktı komutanım. Ha tamam. Ben şimdi gidip bakarım hemen. Şey komutanım, eğer iyi değilseniz ben de yapabilirim. Hı? Yo, iyiyim. Şu kantin defterleri Levent Üsteğmen'di miydi? Evet komutanım, da ne oldu? Yok bir şey. Şu mektupları sen benim yerime kontrol eder misin başçavuşum Ahmet? Benim biraz işim vardı. Emredersiniz komutanım. Peki niye geç kalmışlar, bir şey söylemediler mi? Hayır komutanım. Üstelik bir de saatin geçtiğini fark etmedik diyorlar. Bak sen şu serserilere, bir de küstahlık yapıyorlar. Çok şımardılar komutanım. Gerçi Levent Üsteğmen'in işine karışıyorum diye kızacak ama karargah destek bölümünün bir hizaya gelmeye ihtiyacı var. Levent, karargah destek bölümlerini yönetmek çok zordur. Ahçısı, çamaşırcısı, üstelik bütün zibidiler bir araya toplanmış. Ama bu sefer affetmeyeceğim. Diğerlerine ibret olsun. Ben de seni özledim Hamsi Çiçeğu. Ya hasretten ne diyeceğimi bilemiyorum ki, özledim işte daha. Tamam, papatya olsun. He komutanım, merak etmeyesiniz. Her şey kontrolümüz altındadır. Asayiş berkimaldır. Siz zahmet etmeyin. En az sağ stekörüm buradadır, her şey kontrolümüz altında. Tamam komutanım. Hasretle ellerinizden öper, selam ederim. Sanki
Müjde ile konuştuğunu anlamadım. Manyak ya. Hey komutanım, nasıl anladınız? Halbuki çok güzel rol yapmıştım. Ne demezsin? Sanki Robert De Niro. Robert nedir o? Anlamazsın sen. Cahil herif. Kızmadınız mı bana komutanım? Kızmadım. Canım sıkkın, uzak dur, bulaşma. Bugün hiç canım hamsi çekmiyor. Pardon, bakar mısınız? He, bakmam mı? Ben Vedat Yemişçi'yi ziyarete gelmiştim. Heh, müjde, müjde. Heh, müjde de gelin komutanım. Vedat'a müjde. Bakacağını haber versene, manyak herif. He, vereyim değil mi komutanım? Cemal, Vedat'a haber ver. Nereye gidiyorsun, nereye? Hamsi buğulama, telefon açsana. Kusura bakmayın hanımefendiciğim, biraz şapşaldır. Biraz. Oturun. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Alay komutanı tutanakları imzaladı. Askeri mahkemeye çıkacaksınız. Merak ediyorum. Acaba siz de benim kadar üzülüyor musunuz? Yoksa ben sizin için boş yere mi üzüyorum kendimi? Komutanım biz... Sus Ferit. Bir şey söyleme. Ben sizi bir türlü adam edemedim, ona yanıyorum. Daha doğrusu güzellikle yapamadım bunu. Ama ne yapalım? Tahir yüzbaşını saklıymış demek ki. Belki bu ceza sizin ve arkadaşlarınızın aklını başına getirir. Asker olduğunuzu hatırlarsınız. Ha, eğer konuşsam cezanız iptal edilebilir. Ama bunun artık size yapılacak en büyük kötülük olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben size ne kadar iyi davranırsam siz o kadar azıtıyorsunuz. Umarım bu ceza sizi akıllandırır da ileride başınıza daha büyük işler açmazsınız. Taka çekiştirip durma be. Ziyaretçim geldiyse geldi be. Ula çok güzel kız diyorum sağa. Aman ya. Benim İsveçlilerden güzel mi sanki bu kız ha? Oğlum Vedat Paşa'n alışkın böyle güzel. Heyt be. Merhaba Vedat. Merhaba. Ula uşağım güzel kız dedim sağa değil mi? Dedim vallahi. Hoş geldiniz hanımefendi. Tanışıyor muyduk? Hayır, tanışmıyoruz ama ben uzun zamandır sizi tanıyorum ve tanışmak istiyordum ama bir türlü cesaret edemiyordum. Hadi ya. Tanışalım o zaman. İsim neydi? Füsun. 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 Hadi Takacığım yavrucuğum, sen Nizami'ye git, seni oradan beklerler. Hem terlisin, üşütme. Biz de bu esnada hanımefendiyle tanışalım, kaynaşalım. Ulan Füsun'muş hadi. Taka, biz ne dedik? Hadi naş. Naş, naş. Hoş geldin Füsun. Güneş bir başka parlıyor bugün. Hem güneş hem güzelliğiniz gözlerimi kamaştırır. Kör olurum maazallah. Çok tatlısın. Bebeğim, sen de çok tatlısın. Hadi beyler, kız lisesi gibisiniz. Öldüm bittim ben dostum. Al benden de o kadar. Canım çıktı vallahi. Konuşmayın. Hadi Gökhan kaldır bobonu. Bir de onbaşı olacaksın hadi. Çok ağrım komutanım, kalkmıyor. Hadi arkadaşlar hadi. Çabuk biraz hadi. Kolay gelsin Hüseyin. Sağ olun komutanım. Nesi var bu Hamza'nın? Benim de dikkatimi çekti komutanım. Daha cuma günü kız arkadaşı gelecek diye sevinçten havalara uçuyordu. Yine bir aksilik olmamıştır inşallah. Tek isteğim şu kızla evlense de yurt dışına gidip hayatını kurtarsa. Burada kalırsa işi çok zor. Ya öyle. Nelerle uğraşıyoruz baksana.
Subay mıyız yoksa psikolojik danışman mı belli değil. Bence hem anneleri hem babalarıyız komutanım. Ben şununla bir konuşayım. Hamza! Emredin komutanım. Gel benimle. Neyin var Hamza? Yok bir şey komutanım. Yalan söyleme Hamza. Suratından belli. Liz'in ailesi pek istemiyormuş komutanım. Yabancı ülkeden biriyle evlenmelerine izin vermiyorlarmış. Peki Liz ne diyor bu işe? O evlenmek istiyor komutanım. Burada yanında kalayım diyor. Daha ne? Ben bizim sözü bozdum komutanım. Çünkü ben onu gerçekten çok seviyorum. Ailesiyle de arası bozulsun istemem. Bence sen en çok kendini seviyorsun. Zamanla her şey düzelir. Bırak bu kibiri de karşına çıkan bu sevgiye sıkı sıkı sarıl. Emrah Yılmazvan. Komutanım, alay komutanımız sizi çağırıyor. Tamam sen git. Dediklerimi iyi düşün Hamza. Emredersiniz komutanım. Komutanım, alay komutanımız beni çağırıyormuş. Tamam Levent, sen merak etme. Parkuru tamamlasınlar, ben görevlerinin başına yollarım. Şimdi sen uzun zamandır uzaktan beni izliyorsun, öyle mi? Evet. Seninle tanışabilmek için cesaretimi toplamaya çalışıyordum. Ya Füsun'un ne gerek vardı bunlara? Sen bana Vedat diye uzaktan kaş göz edecektin. Ben de koşa koşa yanına gelecektim be yavrum. Çok şekersin. Hem de ne şekerim var ya, bal. Aslında en büyük pay Suzi'ye ait. Senden o kadar çok bahsetti ki. Suzi mi? Sen nereden tanıyorsun Suzi'yi? Çok uzun zamandır tanımıyorum. Ama çok iyi bir kız Suzi. Tabii ya. Anladım. Ben de diyorum ki bu taş gibi hatunun bende ne işi var? Suzi de bana oyun yapıyor değil mi? Ne? Ne değil güzelim, gaval. Sen kendini ne sanıyorsun ve kimle dans ettiğini sanıyorsun? Güya beni kendine aşık edecek, ondan sonra da arkamdan dalga geçeceksin ha? Suzi de bir yerlerden bana gülecek. Yemezler. Vedat saçmalama, yok öyle bir şey. Hadi canım hadi yürü. Kapandı dükkan. Şuna bak be. İyi de oynuyor rolünü ama ha. Ne dediğini anlamıyorum bile Vedat. Neden böyle davranıyorsun? Hadi canım hadi. Naş. Çok kabasın. Kabası bitti. Yaza da hayırlısıyla ince işçiliğini bitireceğiz. Yürü önce gidersin. Ne oldu Füsun? Ne oldu Füsun? Senin Füsun oldu fısın. Söndü. Hacamat oldu. Bir de bana numara yapıyorsun. Yemezler kızım. Neyi yemezler? Bırak bu ayakları Suzi. Kızı senin gönderdiğini anlamadım sanki ha. Ne yani? Deniz Yüzbaşı'nın kardeşiyle birlik olup sana oyun mu yapacağım? Ne? Deniz Yüzbaşı'nın kardeşi? Füsun Deniz Yüzbaşı'nın kardeşi. Misafir olarak geldi, haberin yok mu? Yandım. İnşallah kıza kötü davranmadın. Deniz Yüzbaşı'yı anlatırsa yakar çıramı. Komutanım. Beni emretmişsiniz. Emrettim ya. Gördün mü senin şu askerler yüzünden başımıza geleni? Florida'dan gelmişler. Murat binbaşıyla yanında da Hayri Albay var. Ah Levent çok yüz verdim bunlara. Çok ama yakacağım hepsinin çıkasını. İçeride değil mi? Evet baba. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın? Sağ olun komutanım. Sizin karargah bölüğündeki 4 askeri arıyoruz Muzaffer. Hayırdır komutanım? İsimleri neydi Murat? Bakayım komutanım. Seyfi Sarsılmaz, Şakir Kartopu, Ferit Tekin, Kadri Sakaoğlu. Bu askerleri görebilir miyiz albay? Tabii komutanım, ne demek? Levent? Emredersiniz komutanım. Hay Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi? Komutanım kolay gelsin, nasılsınız? Ne istiyorsun Revirci?
Hiç. Çok şükür hiçbir şey istemiyorum. Siz bir şey istiyor musunuz diye sormaya gelmiştim. İstemiyorum. Komutanım, çok terlemişsiniz. Ben yedek fanilanız var mı? Ben size fanila getireyim. Yok, fanila getirmeyeyim. Size içecek bir şeyler getireyim ama soğuk olmasın, boğazınızı üşütürsünüz maazallah. Vedat! Kaçmalama, alırım ayağımın altına. Emredersiniz komutanım. Kardeşiniz nasıl? Kardeşim mi? Nereden çıktı şimdi kardeşim? Ne bileyim, görüşüyor musunuz diye sordum. Sana ne? Yok komutanım, iyi mi diye merak ettim ben. Malum benim yakınlarda bir kardeşim oldu ya, oradan biliyorum, Levent. Kardeşle uğraşmak çok zor. Size benim hakkımda bir şey dedi mi? Vedat, niye senin hakkında bir şey desin? Hem sen nereden tanışıyorsun benim kardeşimle? Şey, komutanım biliyorum bana kızacaksınız ama... ...kardeşiniz bana aşık olmuş. Ne saçmalıyorsun sen Vedat? Yok vallahi ben bir şey yapmadım. Genç kız cazibeme dayanamamış. Kız. Kız. Benim kardeşim. Allah sahibine başlasın. Benim kardeşim erkek. He? Ben... Suzi. Dua et anneni babanı tanıyorum Vedat. Yoksa ben sana gösterirdim dünle. Şu saçma sapan oyunlarından vazgeç artık. Ben öldüm ben. Yat yere. Sürün. Gel. Bu askerler miydi hanımefendi? Evet, bunlardı. Ah yavrularım benim. Çakı gibi askerler. Canlarım. Seni tebrik ediyorum Muzaffer. Herkes askerliği öğretir ama insan olmayı, bu kadar duyarlı olmayı nasıl öğretir bilemiyorum. Bravo size de delikanlılar. Ben hiçbir şey anlamadım komutanım. Şimdi komutanım, dün bir kapkaç çetesi Nevin hanımefendiyi soymaya kalkmıştı. Bu dört asker ordumuza yakışır bir şekilde olaya müdahale ederek emniyet kuvvetlerine yardımcı oldular. Sadece Nevin hanımefendinin çantasını kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda uzun zamandır aranan bir suç örgütünün de yakalanmasını sağladılar. Aslanlarım, yavrularım, evlatlarım benim. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Muzaffer, emniyet bu askerlere şilt vermeyi planlıyor. Komutanımız bu vesileyle bir tören düzenlenmesini, bu 407 askerinize, komutanlara ödül vermemizi istiyor. Gereği yapılsın. Emredersiniz komutanım. Görüyorsun Ferit. Müsaade edersiniz. Melek hemşireyi görecektim komutanım. Göremezsin Ferit. Kızı böyle üzmeye utanmıyor musun ha? Aklın fikrin hep serserilikte. Komutanım ben... Bir şey duymak istemiyorum Ferit. Ağlamaktan gözleri şişmiş kızcağızın. Bu serseriliklerin de onu daha fazla üzemeyeceksin. Melek bir daha seninle görüşmek istemiyor. Olduğun yerde kal Ferit. Karşında bir komutan var. Ve sen de bir askersin. Bir daha meleğin yanına yaklaşmayacaksın Ferit. Hasta bile olsan seni bir daha meleğin yanında görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Bir şey sorabilir miyim? Beni görmek istemediğini size melek mi söyledi? Evet. La ne ballı bebelersiniz ha?
Hee ula, hapis yatacağı yoktayken ödül alacaklar şimdi. Ne ödül verecekler ki acaba bize? Yani takdirname falan herhalde. Madalyon verirler belki de. Eğer bana sen ne istersin diye sorarlarsa benim madalyamı da Maryam'a versinler diyeceğim. Ey kardeşim benim. Ne yapıyorsun be? Deniz Yüzbaşı ceza verdi. Eğitim alanından buraya sürünüyorum. E artık biz sana o zaman tehliksiz değil, sürüngen Vedat diyelim. Gökhan, ebenin gözü Gökhan. Evraka, evraka yolları dar. Buldum Naci, buldum. Merkez kantinden gelen faturalar eksik çıkmış. Hesap tuttu. Annem bilezikleri satmak zorunda kalmayacak. Ne var? Ne bakıyorsunuz? Komutanım, siz çok iyi bir insansınız. Allah sizden razı olsun. Bu mektubu yollamana gerek kalmadı artık. Komutanım valla. Tebrikler. Süpersiniz komutanım. Çok iyi. En büyük Aztek, bizim Aztek. En büyük Aztek, bizim Aztek. Ayıp. En büyük. Çocuklar benden büyük üsteğmen var, yüzbaşı var, albay var değil mi? Ayıp. Albay. En büyük Aztek bizim Aztek. En büyük Aztek bizim Aztek. En büyük Aztek bizim Aztek. Hamza. Lüz! Ya senin ne işin var burada be? Ha? Ben seni görmem gerekti. Ya Lüz, bak burası askeriye, başın belaya girecek ha. Girerse girsin, umurumda değil. Ben seni kaybetmişim. Daha kötü ne olabilir? Bizim, bak bunların hepsini konuştuk biz. İnan ben senin iyiliğini istiyorum. Hayır işte. Sen kendi iyiliğini istiyorsun. Benim iyilik senin yanında. Sen neden anlamıyorsun? Üzüm. Ama peki ya ailen? Ha? Anam baban, sevdiklerin. Ben senin sevdandan vazgeçebilir miyim ha? Geçme o zaman. Seni çok seviyorum Hamza. Ben bilmem Türk, Amerikanlı, Alman. Ben sadece seni seviyorum. Ne olur tut elimi, bırakma. Liz. Ben de seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Liz'im. Sen bu salak adamın eşi olur musun? Ha? Bir ömür boyunca bu arıza adama katlanır mısın? Sen sever misin beni bir ömür boyu? Ha? Seni öldükten sonra bile seveceğim. Arıza adamım benim. Liz'im ben. Liz. Hadi bak git. Başını belaya sokma. Girmez, merak etme. Hadi git kızım. Kurban olayım.
geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşun cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Denizde ve havada, her zaman ve her yerde. Koşu yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hep dur.